Saadet Partisi İl Başkanı Abdullah Akın, Elazığ'ın tüm sektörlerini destekleyecek ve başka sektörlerin oluşumunu sağlamak üzere hazırladıkları projeyi kamuoyuna açıkladı. Saadet Partisi İl Başkanı Abdullah Akın, kameralar karşısına geçerek Elazığ'ın kalkınmasına ve tüm sektörlerin desteklenmesine katkı sunmak amacıyla hazırladıkları projeyi kamuoyuyla paylaştı. Bugün elektrikli kara ve hava araçlarının yaygınlaştığı çağın başlangıcında bulunuyoruz. Önümüzdeki yıllarda elektrikli kara araçlarının yanı sıra elektrikle çalışan hava araçlarını da göreceğiz. Bu araçlarda milyonlarca üretilecek. Bundan dolayıdır ki bu araçlara yönelik elektrik motorlarının Elazığ'ımızda üretilmesini, Türkiye'ye ve dünyaya ihraç edilmesini sağlayabiliriz. Elazığ'ımız bu konuda çok şanslı çünkü elektrikli motorun ana ham maddesi bakırdır. Bir elektrikli araçta 83 kilogram bakır var. Ve bir elektrikli otobüste 300 kilograma kadar bakır bulunabiliyor. Bu yüzden Elazığ'da bakır madeni çıkarılıp saflaştırılıp ardından yine bir fabrikayla motor sargısı üretilmelidir. Ve yine ardından bu araçlar için elektrik motorları üreten fabrika kurulmalıdır. Bir üretici olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Üretici her zaman ham maddeye yakın olmak ister. Nakliye maliyetlerinin giderek arttığı bir yüzyıla giriyoruz. Bundan dolayıdır ki Elazığ'da elektrik motoru ve batarya üretilirse dünyadaki tüm elektrikli araç üreticilerinin dikkatini buraya çekebiliriz. Elazığ'ın elektrikli kara ve hava araçları üretimi üssü olabileceğini belirten Akın, Elazığ'dan iki milletvekili çıkararak projenin hayata geçmesi için çalışacaklarını söyledi. Biz inşallah Saadet Partisi olarak Elazığ'da en az iki milletvekili çıkaracağız ve bu projeyi hayata geçirmek için canla başla gayret edeceğiz. Elazığ'ımıza yüksek yatırım akışı ve yüksek nakit akışı sağlayarak binlerce nitelikli istihdamı Artıracağız, ticareti artıracağız ve diğer sektörlerin oluşumuna katkı sağlayacak bütüncül bir proje hayata geçireceğiz. Duyar gibi oluyorum. Tamam başkanım iyi güzel de parayı nereden bulacaksınız diye soruyorsunuz. Ben de diyorum ki milletten topladığımızı istismarcıların cebine değil sizin cebinize koyacağız. Bir kömürhan köprüsü parasına biz inşallah bu işi yapacağız. Mesela bu kadar da basittir.